Herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 25 çekirdek kimyası ile devam ediyorum. 8. videomuz. Bugün sizlere çekirdek tepkimelerinin enerjileri ile ilgili 4 tane örnek çözeceğim. Örnek 1 ile başlayalım. Samaryum'un alfa parçacığı yayınlayarak neodimyuma bozulmasına eşlik eden enerji ne kadardır? Parantez içerisinde atom kütleleri atomik kütle birimi cinsinden verilmiş. Ayrıca helyumun kütlesinin de atomik kütle biriminden vermiş ve samaryumun bozulmasına ilişkin tepkimeyi de burada görmekteyiz. Neodimyuma bozulmakta ve alfa parçacığı yayınlamakta. Bir atomik kütle birimi de 931,5 mega elektron volttur. Şimdi bu bozulmaya eşlik eden enerji ne kadardır? Yani eksilen enerjiyi bulacağız biz. Eksilen enerjiyi bulurken önce eksilen maddeyi bulalım. Eksilen madde, yani başlangıçtaki maddemiz samaryum neye dönüşüyor? Neodimyuma dönüşmekte. O zaman samaryumun atom kütlesi 145,9153 atomik kütle birimi. Eksi sağ tarafta neodimyum var. Neodimyumun atom kütlesi 141,9079 atomik kütle birimi artı helyumun atom kütlesi, o da 4,002603 atomik kütle birimidir. Şimdi bu işlemin sonucunda eksilen maddeyi bulmuş oluruz. O da 0,002731 atomik kütle birimi eder. Bu madde miktarını karşılık gelen enerjiyi hesaplayacağız. Biz biliyoruz ki neydi? Bir atomik kütle birimi ve şurada da verilmiş kaç mega elektron volta karşılıktı? 931,5 mega elektron volt ise 0,002731 atomik kütle birimi kaç mega elektron volt eder? Bu da 2,544 mega elektron volttur. Yani samaryumun alfa parçacığı yayınlayarak neodimyuma bozulmasına eşlik eden enerji 2,544 mega elektron volttur. İkinci örneğimize bakalım. Radonun alfa parçacığı yayınlayarak bozulması 5,590 mega elektron volt enerji kaybı ile yürür. Bu olayda enerjiye dönüşen kütle kaç atomik kütle birimidir? Şimdi Bir atomik kütle birimi 931,5 mega elektron volt enerjiye karşılıksa, o zaman 5,590 mega elektron volt kaç atomik kütle birimi eder? Bunu buluyoruz. Bu da 0,0060 atomik kütle birimi eder. Yani radon alfa parçacığı yayınlayarak bozulması sırasında 5,590 mega elektron volt enerji kaybeder. Bu enerji de kütle olarak 0,006001 atomik kütle birimine karşılıktır. Gelelim 3. örneğimize. Aşağıdaki çekirdek tepkimesinde açığa çıkan enerjiyi mega elektron volt cinsinden hesaplayınız. Bor helyumla alfa parçacığıyla bombardıman edilmiş. Karbon 13 ve proton elde edilmiş. Tek tek çekirdek kütleleri verilmiş. Bu tepkimede açığa çıkan enerjiyi mega elektron volt cinsinden istiyor. Yine buradaki kütle azalmasına bakalım. Daha sonra bunu enerjiye dönüştürelim. Kütle azalmasını nasıl hesaplıyorduk? Burada borun kütlesi atomik kütle birimi cinsinden 10,012,94 atomik kütle birimi artı helyumun kütlesi atomik kütle birimi cinsinden, o da 4,00260 atomik kütle birimi. Bu ikisinin toplamından sağ taraftaki türlerin kütlelerinin toplamını çıkartacağız. Karbon 13 atom kütlesi 13,00335 atomik kütle birimi artı hidrojeninki de 1,00783 atomik kütle birimi.
Buradan kütle azalmasını 0,00436 atomik kütle birimi olarak buluruz. Bunun da enerji karşılığı yine biz biliyoruz ki burada da verilmiş bir atomik kütle birimi 931,5 mega elektron volt ise 0,00436 atomik kütle birimi kaç mega elektron volt eder? Bu da 4,06 mega elektron volttur. Evet, buradaki kütle azalmalarını hesaplarken aslında çekirdek kütlelerini kullanmamız gerekiyor. Ne demiştik? Çekirdek kütlesi atom kütlesinden elektronların kütlesini çıkartarak bulunuyor. Elektronların kütlesini burada yazarsak her biri için onlar daha sonra birbirini götürdüğünden bu sebeple elektronların kütlesini burada göstermiyoruz. Direkt atomların kütlelerinin toplamından işte tepkimeye giren atomların kütleleri toplamından ürünlerin sağ taraftakilerin atomları kütleleri toplamının farkını alıyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Gelelim 4. ve son örneğimize. 6,75 çarpı 10 üzeri 6 mega elektron volt enerjiyle oluşturulabilecek nötron sayısını hesaplayınız. Bir nötron yaklaşık bir atomik kütle birimidir. O da 1,66 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogramdır. Bir elektron voltun kaç jül olduğu, bir mega elektron voltun kaç jül olduğu verilmiş ve ışık hızı bize verilmiş. Şimdi bu kadar mega elektron volt enerjiyle ne kadar nötron oluşturulabilir? Kaç tane nötron oluşturulabilir? Şimdi bir nötron kütlesi 1,66 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogram. Şimdi biz buradan enerjiye geçmeye çalışacağız. Enerjiyi hesaplarken E eşittir mc kareyi kullanıyoruz. Burada m kütle yani bir nötronun kütlesi 1,66 çarpı 10 üzeri eksi 27 zaten kilogram cinsinden verilmiş kilogram olmalı. Çarpı c ışık hızı. Işık hızı da burada verilmiş. 2,998 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye bunun karesi. Buradan bir nötronun enerji karşılığına geçmiş oluyoruz. 1,49 çarpı 10 üzeri eksi 10 birimi ne olacaktır? Kilogram metre kare bölü saniye kare yani jül. Yani bir nötronun bu kadar jül enerji ettiğini bulduk. Şimdi buradan elektron volta geçecek olursak. Şimdi bir elektron volt 1,602 çarpı 10 üzeri eksi 19 jül ise o zaman bu kadar jül yani 1,49 çarpı 10 üzeri eksi 10 jül kaç elektron volt eder? Bunu bulalım. Bu da 9,30 çarpı 10 üzeri 8 elektron volt eder. Şimdi buradan mega elektron volta geçecek olursak bakalım burada mega elektron volt ve elektron volt 1,602 10 üzeri eksi 19 10 üzeri eksi 13 yani mega elektron volt elektron voltun 10 üzeri 6 katı. O zaman şuradaki sayıyı 930 2 büyütürsek üstü de 2 küçültmüş oluruz. 930 çarpı 10 üzeri 6 şeklinde yazabiliriz. Bu kadar elektron volt. O zaman mega elektron volt elektron voltun 10 üzeri 6 katı olduğuna göre bu ne eder? 930 mega elektron volt eder. Şimdi buradan da biz neyi bulmaya çalışıyorduk? Bu kadar mega elektron volttan oluşturulabilecek nötron sayısını araştırıyoruz. Şimdi bu kadar enerji, bu kadar mega elektron volt enerji kaç nötrondan oluşturuldu? Bir nötron. Bir nötron 930 mega elektron volt enerji meydana getiriyor. O zaman şöyle diyeceğiz. Bir nötron
930 mega elektron volt enerji oluşturabiliyorsa ya da 930 mega elektron volt enerjiden bir nötron oluşturulabiliyorsa, buradaki enerjiyle, yani 6,75 çarpı 10^6 mega elektron volt enerjiyle kaç nötron oluşturulabilir? Buradan da cevabı 7,26 çarpı 10^3 nötron olarak buluruz. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.